Hoca bir varmış, bir yokmuş. Memleketin birinde bir padişah varmış. Bu padişahın sarayında bir baltacı varmış. Baltacının karısı çok güzelmiş. Bir gün vezir, padişaha, "Padişahım, bizim baltacının karısı çok güzel, bunun karısını size alalım. Bunun için baltacıya bir tuzak kuralım. Sen baltacıdan bir çadır iste de ki, bu çadırın içinde bir tabur asker oturacak, çadırın bir kısmı da boş kalacak." Padişah baltacıyı huzuruna çağırmış. Demiş ki, "Bana bir çadır bulacaksın. İçine bir tabur asker oturacak, çadırın bir kısmı da boş kalacak." Baltacı şaşırmış. Kara kara düşünerek eve gitmiş. Karısına olanları anlatmış. Bunun karısı da sihir yaparmış. Kadın yumruk kadar bir çadır vermiş kocasına. Baltacı bunu alıp padişahın huzuruna getirmiş. Çadırı bir açmış ki kocaman bir çadır olmuş. Padişah ve veziri çok şaşırmışlar. Vezir bir cinlik daha düşünmüş. Bu fikrini padişaha söylemiş. Padişah baltacıya demiş ki, "Babam öleli 40 yıl oldu. Onun mezarına girip benim kasamın anahtarını soracaksın." Baltacı yine eve dönmüş. Olanları karısına anlatmış. Karısı, "Üzülme, ben bunu da hallederim." Karısı baltacıya bir yüzük vermiş. Baltacı saraya varmış. Buna bir kefen giydirip mezara indirmişler. Adam mezarın içinde yüzüğü yalamış. İki kapı açılmış, adam sağındakine girmiş. Baltacı oradaki zebaniye padişahı sormuş. Zebani, "O cehennemde, oraya git," demiş. Baltacı cehenneme varmış ki padişahın her tarafı simsiyah. Baltacı eski padişaha demiş ki, "Sizin bir kasanız varmış. Oğlunuz onun yerini soruyor." Eski padişah, "Oğluma söyle, saraydaki hasırın altında anahtar ama oğluma söyleyecek bir sözüm daha var. Ona söyle halkına merhametsiz davranmasın. Bak ben merhametsiz davrandım, ne hallere düştüm." Baltacı mezardan çıkmış, padişahın yanına varmış. Babasının söylediklerini padişaha iletmiş. Padişah yaptıklarına pişman olmuş ve veziri cezalandırmış. Baltacıyı da vezir yapmış. Mutlu mesut yaşayıp gitmişler.